Abi dinle. Pandemi sürecinde aklıma geldi. Hani dedim kendi kendime meyveli simit niye olmasın? Üzerinde önce bir çalışma yaptım. Olur mu olmaz mı diye. Sonra boyasız nasıl bunu yaparım? Nasıl edebilirim? En son boyasız bir hale getirdim. Unu özel frambuaz içine katkı ayrı bir un kattım. O şekilde karışımdan frambuazın kendi tadını, lezzetini boyasız bir şekilde uygulamasını yaparak ilk etap çıkardı. Tuttu. Oldu. İstediğimiz kıvama da oturttuk. İyidir yani şu an tam kıvamında. Simitleri yani bu meyveli simidin bütün çeşitleri. Vişnelisi olsun, çileklisi olsun, fıstıklısı olsun, Hindistan cevizlisi olsun. Bütün çeşitlerini yapıyoruz ama şu an ağırlık olarak frambuaz. Ama bütün meyve çeşitlerinin hepsi çıkıyor. Hepsi oluyor. Zebze ve meyve çeşitlerinden bütün hepsini yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi, boya falan kullanmıyoruz. Yani rengi tamamen orijinal frambuazın kendi öz meyvesinden yani özünden, kendi özünden. Gönderdik yurt dışında birisine gönderdik bir şefe Almanya'dan. Çok beğendi. Yani orada olsa bu ürünün yok satılacağını söyledi. Tabii biz bunu Elazığ'da çıkardık. Amacımız farklıydı. Hani komple bir zincir şekline getirip başka yerlere kadar ihracatını yapmak. Pandemi süreci araya girince istediğimiz verimi alamadık. Şu an Elazığ'da satıyoruz. Ama hedefimiz tabii bütün her tarafa yaymak, ulaştırmak. O potansiyele ulaştırmışız. Yani şu an ürün tam o aşamada, yani bütün her tarafa gidebilecek aşamada. Yiyenler beğeniyor. Yani bunu ilk çıkardığımız zaman sadece tanıtım amaçlı. Müşteri hani nedir? Veren kişiye verdik zorla. Yani hani bundan bir tadına bakar mısınız? Yiyip tekrar geri gelip parayla satın aldı. Bu da bizi mutlu etti tabii ki. Hani demek ki beğenmiş geri gelip alması. İlgisini çekiyor herkesin. Hani milletin ilk aklına gelen şey boya olup olmadı ama kesinlikle herhangi bir gıda boyası yok içinde. Tamamen kendi orijinal frambuazın meyvesinden olan bir ürün. Herhangi bir katkı maddesi yok. Meyveli dolgulu simit üzerine çalışmalarımız vardı ustamızın. Ustamızın fikridir bu. Onun esinlenmesiyle yapılmış bir şeydir. Şu an frambuazlı ağırlıklı çalışıyoruz ama bunun portakallı, karamelli, vişneli, çikolatalı, fıstıklı, kivili gibi farklı çeşitleri var. Ama şu an en yoğun olarak frambuazlı üzerinde çalışıyoruz. Şu an patent müracaatımızı yaptık. Sonucunu bekliyoruz ama yaptığımız araştırmalara göre ilk yapan biziz. Ama patent sonucunda ne çıkar bilemiyoruz. Şu an bir talep var. Özellikle frambuazlıda yoğun bir talep var. Severek tüketenler, tekrar gelip isteyenler yoğun bir şekilde var. Tabii ki bunun piyasada yayılacağından eminiz. Muhakkak ki gören meslektaşlarımız da bunun yenisini yapacaktır. Onlar da peşimizden gelecektir. Ama bu konuda öncülük yapan Celal ustamızdır. Diğer meslektaşlar da onun peşinden gelecektir eminim.